Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Bitcoin'de sert bir düşüşle karşı karşıyayız. Sabahleyin ilk düşüş yaşandı. Daha sonra beklemediğimiz şekilde çok daha hızlı bir düşüş oldu. Bu düşüşü değerlendirmek için sizlerle beraberim. Magic Candle indikatörüyle şöyle baktığımız zaman, bakın şu bölgede büyük bir alım havuzu var. Sabahleyin de ilk hareket saatlik grafikte bu bölge olmuştu. Ve tekrar toparlanma emareleri görmüştük. Ben de bu düşüş çok sağlıklı bir düşüş demiştim. Çünkü bölge 50 bin dolar bölgesi. Bakın onu da şöyle işaretleyeyim hemen. Şöyle işaretleyelim. Bakın şu 50 bin dolar bölgesi burada sert güzel bir breaker mumla kırılmıştı. Ve o bölgenin tekrar test edilmesini bekliyorduk zaten. Piyasada güzel hareketler devam ederken böyle bir düşüşle bu bölgedeki alıcıları tekrar toplayıp yoluna devam etmesini bekliyorduk. Ancak son geldiğimiz noktada Bitcoin üstüne çok sert satışlar yaptı. Şimdi bunun için de 4 saatlik Magic Candle'a baktığımız zaman bu sefer alım havuzunu şuradaki alım havuzuna ancak geldiğini hatta daha da diplerde şu volümü de kapatayım. Daha da diplerde ta bu bölgedeki şurada bakın Magic Candle'da şurada gösterilmiş buradaki alım havuzuna kadar indiğini görüyoruz. Günlük grafikten baktığımızda ise beklediğimiz bölge yine alım havuzu dediğim bölge şu bölgeydi. Hani bunun alt bölgesinde şu bölgelerden tepki beklerdik. Ancak satışlar gerçekten çok ciddi sert satışlar oldu. Bu bölgedeki işte az önce de gösterdiğim bu bölgeye kadar indi. Buradan nihayet alıcı bulabildi. Bu bölgede bulamadı alıcıyı. Yeni alıcıları burada buldu. Umarım bu bölgenin üzerinde yani şöyle göstereyim. 49.000 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapar bugün. Ve eski havuzlardaki alıcılarla yoluna devam eder. Yükselmeye devam eder. Bu bölgenin altını kırılması demek günlük grafikte düşüşün başladığı anlamına gelebilir. Onu da şuradan hemen işaretleyeyim bakın. Bu seviye kaç seviyesi? 46.900 seviyeleri, 47.000 seviyeleri diyelim. Bunun altında kapatmaz umarım bugün. Umut ederim ki 49.000 üzerindeki kapanış bugün gerçekleşsin. Ya da en kötü ihtimalle 46.700 seviyeleri, bu 47.000 seviyelerinin üzerinde kapanışlar olsun. Bakın 44.000 seviyesinin altında bir kapanış olursa, bu son havuzun orada kapanış olursa artık haftalık grafikten düşüşlere bakmaya başlayacağız. Onda da şu bölgeye kadar bakın. Şu bölgeye kadar da düşüşler gerçekleşebilecek demektir. Bugünkü düşüş bearish engulf diyebileceğimiz bir yutan ayı formasyonunun oluşabileceği yer. Böyle bir durumda da artık burası bizim için çok kuvvetli bir direnç bölgesi olacaktır. Umarım bu haftalık grafikte toparlanma yaşanır. Güzel bir alıcı bulur ve tekrar yukarı yönlü hareketlerimize devam ederiz. Tabi uzun süredir yeşil devam eden bir piyasada bazı düzeltme hareketlerini normal görüyoruz. Ancak bu oldukça kuvvetli bir düşüş. Şu anda altcoin'lerde de büyük bir dalgalanma yaşanıyor söz konusu. Normal şartlarda sert düşüşlerden sonra biz alım fırsatları diyoruz ya da her bir düzeltmeyi bir alım fırsatı olarak görüyoruz. Ancak bu çok büyük bir satış. Burada on-chain analizlerinin de devreye girmesi lazım. Balina cüzdanlarının kontrol edilmesi lazım. Bunlara göre de hareket ne yöne olacak? Bizi sıkıntıya sokacak durumlar var mı? Onları gözlemlemek lazım. Bunun için de Barış Kardeş Hoca'nın Twitter hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie var.